Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi enteresan enteresan şeylerle karşı karşıyayız. Hem de o kadar enteresan şeyler ki hani e, insanın dili varmıyor desem tuhaf kaçmayacak şeyler. Enver Aysever diyor ki Ali Koç kürsüye çıkmadan önceki yarım saate kadar Montella ile anlaşmıştı. Adam topçularla anlaşmış, proje hazırlamıştı. Pazartesi günü de açıklayacaktı. Kongredeki havayı görünce kimseye söylemeden kürsüde Türk teknik adamla çalışacağız dedi. Herkes şok oldu diyor. Şimdi böyle bir şeyin ihtimali var mı desem %99.9 hepiniz var hocam eminim öyledir diyeceksiniz. Çünkü Ali Koç kendine ee, öyle bir şey yaptı ki muhtemelen hepiniz inanmışsınızdır olayın böyle olduğuna. Şimdi Fenerbahçe'nin ilgili duyumlar verirken de ben niye temkinliyim anladınız mı? Şimdi Fenerbahçe'nin 5 yıldızda çözümü. Yeni sezonda 5 yıldızlı logo kullanacak Fenerbahçe biliyorsunuz. Ve Fenerbahçe yönetimi çözümü buldu arkadaşlar. 3 farklı logoyu Fenerbahçe yönetimi tescil ettirdi. Ve Burak da zaten 5 yıldızlı logonun tescilini duyurdum. 28 şampiyonluk kabul edilmese de 3 farklı logo tescili yapıldı. Ve 5 yıldızlı logo kabul ettirildi. Kocaeli Spor, Sivas Spor, Bursa Spor gibi kulüplerin logosunda yıldızlar var. Fenerbahçe'de benzer bir yöntemizde de. Bunun duyumunu da sizlere daha önceden de vermiştim. Ee, hani şimdiye de 3 farklı logo tescil edilmiş. 1907 yazan kısmının oraya 5 yıldız yerleştirilmiş. 2 ee, farklı alternatif üstte konulan 5 yıldız falan filan ve başvuru yapılmış. Arkadaşlar hiçbir ceza yemeyiz. Merak etmeyin. Kulübümüzün tescilli şeyi. Hocam işte PFD Kaya sevk etmişler. Şöyle böyle isterse başka yere sevk etsinler. Ee, hiçbir şey değişmez. Çünkü Fenerbahçe akıllık etti arkadaşlar. Mantıklı bir şekilde de bu işi halletti. Şimdi herkesin beklentisi duyumlar. Arkadaşlar duyumların sürekliliği için lütfen kanalımıza abone olalım. Lütfen videomuzu beğenelim. Yorum yapalım. Yani sizler ne kadar destek oluyorsanız kanalımız o kadar e, büyüyor. Sizlerin desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımızın olduğunu da bilin. Çünkü transfer dönemindeyiz. Bu dönemde Fenerbahçelileri ya da Gönlü Fenerbahçe için atanları kanalımıza çekebiliriz. Yani bu açıdan da sizin hepinizden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Edin Dzeko transferi bitiyor. İtalya Serie A'da Inter'le sözleşmesi sona erdi. Inter 1 artı 1 yıllık sözleşme teklif etti ve 33,5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Ceko da yine bir maceraya atılmak istiyor. Yönünü İstanbul'a çevirdi. Menajeri Alessandro Lucci'nin son detayları konuşmak için İstanbul'da olduğunu biliyorduk zaten. Şimdi Lucci konusunda şunu söyleyeyim. E, menajeri Lucci geldi. Görüşüldü. 2 e, yıllık senelik 4 milyon euroluk bir teklif diyor arkadaşlar. Bendeki duyumları biliyorsunuz. Kanala yeni abone olan arkadaşlar için söyleyeyim. Bonuslarla birlikte, cart birlikte 4 milyon euroluk bir tekliften bahsediliyor. Yoksa 37 yaşındaki bir isim için bu paralar yüksek paralar. Ve Fenerbahçe bu projeyi önemsiyor. Tabi ee, tabii oyuncu da güçlü şey istiyor. Milli takımda ilk 11 başlamış Euro 2024 elemelerinde. Portekiz'e 3-0 yenildiği maçta ilk 11 oynamış. Salı günü evinde Lüksemburg'da karşılaşacak bu maçın ardından menajeriyle birlikte kararı verip belki de çarşamba günü İstanbul'a gelmesi Bekleniliyor. Şimdi Fenerbahçe'de Rota Orsolini'den Politano'ya kaydı diyor. Şimdi Matteo Politano ile Fenerbahçe görüşmeleri sıklaştırdı diyor. Çünkü kanat transferi şart. Bakın arkadaşlar teknik direktör X, Y, Z fark etmez. Kanat transferi şart. Kanatların kötülük eriği gibi olması şart. Eğer olmazsa zaten eleştiriler bu yöndeydi. Eleştiriler haklı çıkmış olacak. Şimdi Fenerbahçe Orsolini'de geri adım attı. Bologna bon servis için 10 milyon eurodan aşağı düşmeyince Fenerbahçe'de Fiorentina'nın da istediği Orsolini için 8,5 milyon euroya kadar çıkmış. Orsolini'de sonra çıkınca da Napoli'den Politano gündeme girmiş. 29 yaşındaki İtalyan oyuncu için e, kiralama teklifinde bulundu diyor. Şimdi bu sene şampiyonluk şart. <laughs> şampiyonluk için birçok şeyden geçebilirsin. Mesela şunu söyleyeyim. Arda Güler'i 40'a sattım. Verdiği 30'a sattın 70 milyon euro. 70'i kullanmayıp olan o bölgelere 2 tane dünyaca ünlü ya da 3 tane dünya ünlü yıldız çekeyim. Atıyorum kafadan. 5'er milyon eurodan 4 tane dünyaca ünlü kiralık yıldız. Hani çok çok büyük yıldızlardan bahsediyorum. Bahsettiğim yıldızlar çok büyük yıldızlar. Hani transfer market değeri 40-60 milyon euro olan 4 tane futbolcu çeksen zaten o 4'ü seni şampiyon yapar. Verdiğin 20 milyon euro yıllık ücret ama kazandığın şampiyonluk olur. Hocam işte şampiyon olduğunda kazandığın 6 milyon euro falan. Hayır şampiyonlar ligine direkt gidecek bu sezonun şampiyonu. Yani 20 harcayıp 25 kazanmış olacaksın. belki de futbolcuları daha beter ikna edip önümüzdeki sene de kullanacaksın. Bu bilinmez. Yalnız Fenerbahçe'de şunu söyleyeyim. Orsolini için Rossi artı 2.5'u kabul ederlerse ki bu süreç belki 15 dakika sonra diyecekler ki tamam kabul ettik diyecekler. Ee, belki kabul etmeyecekler. Hani bu ne derlerse 15 dakika sonra transfer bitebilir. Onu da söyleyeyim. Ama Politano için ben Politano isminin olmayacağı görüşündeyim. Duyumlarım, kişisel kanaatim hepsi bu yönde. Yani şu ana kadar Edin Dzeko'ya okey derim. Hayırlı olsun dahi derim. E, Politano'ya yok derim. Orsolini bence daha yüksek ihtimal. Yani Rossi'yi verip alma ihtimali daha yüksek olacak. Bence daha yüksek ihtimal unutmayın. E bir diğer isim Cuadrado. Fenerbahçe'nin Cuadrado teklif ortaya çıktı diyor. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme. 35 yaşındaki bir isim. E İtalyan Demir'e de veda edecek. Sevilla Talip diyor. Fenerbahçe de harekete geçti. Elini çabuk tutmak istiyor. Bonuslar hariç 3,5 milyon euro. 2 yani yıllık sözleşme karşısında. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'yi bu hale biz mi getirdik? Şimdi ben yıllarca Nenat Biyelisa'yı istedim. Şu anda Trabzonspor'un teknik direktörü. Sebebi de şu. Nenat Bielisa'daki kadro bu, altyapı bu. Sentezle çıkart. Sentezleme yeteneğine sahip bir isimdi. Şimdi bakın. Bir Arda Güler'imiz var. Neler konuşuyoruz? Beş Arda Güler'imiz olsaydı. Niye olmasın ya? Bora Aydınlık niye olmasın? Arda Okan Kurtulan'ı gönderdik. Niye olmasın? Eyüp Akçan var. Niye olmasın? Öbürü var. Niye olmasın? Yani niye 5 tane Arda Güler'imiz olmasın? Ben şunu söyleyeyim. 5 yıldır Fenerbahçe şampiyon değil. Bunun olacağını bilseydiniz. Deseydiniz bulan 5 yıl Fenerbahçe şampiyon olmayacak. Ulan alalım parlatalım satalım. Altyapıdaki oyuncuları monte edelim derdim. 5 yıllık bir proje. Şimdi Fenerbahçe'nin proje yapması için şampiyon olması lazım. Şampiyon olmak için de elindeki futbolcuları çok iyi değerlendirmesi lazım. Mesela bir Cao Pedro. Allah aşkına Galatasaray'la yarışa girdin. Galatasaray almak istiyordu. Elinden aldın. Şimdi elinden senin Ender Valencia gitti. Ligin gol kralı. Cao e Pedro istediğin verimi alabildin mi? Bence alamadın. Ve Cao Pedro'ya da talipleri artıyor. İçinde böyle bir boyutu var. Yani demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Bazen de şans da yüzüne gülecek. Sezon başında yaklaşık 6 milyon euroya takliyariden aldın Cao Pedro'yu. Ama Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni vermedi. Veremedi. Yaşadığı sakatlık, performans düşüşü. Hani bir sürü sıkıntı. Brezilya asıllı İtalyan oyuncu ülkesinde tana teklifte bulmuş. Ardından internasyonel de teklifte bulunmuş. 28 maçta 5 gol 1 asist sergiledi Cao Pedro. Şimdi şunu söyleyeyim. Sizin aklınıza gelmeyeni söyleyeyim. Eğer Sergen Yalçın ya da İsmail Kartal gelirse Cao Pedro'yu göndermez arkadaşlar. Belki forvet almaz ama bunları göndermez. Şimdi bak kaldırında senin edinceki olacak. Batshuayi olacak. Cao Pedron olacak. 3. Serdar Dursun'un da olsa 4. 4 forvet fazla. Fenerbahçe'ye 3 forvet. Batshuayi'ye teklifler var. Güzel teklifler var. Hem de yani 10 e, artı teklifler var. Ben olsam Batshuayi'yi satarım. Cao Pedro ile devam ederim der. Şimdi düşünsene. Edin Ceko, Pedro, Serdar Dursun. 3 tane pivot santraforum var. Ya da Serdar'ı da gönder. Yago Çukur geri gelecek. Sonuçta kiralıktı bizim futbolcumuzdu. Bu kadro yeterli. Bence bu kadro yeterli. Thiago Çukur dördüncü Türk forvet olarak da kullanabilirsin. Hani genç takımda da kullanabilirsin. Ben açık ve net söyleyeyim size. Cao Pedro 6-6.5 teklif gelirse gider. Ama 6.5 teklif gelmezse çok ama çok zor bir süreçte. Şimdi Fenerbahçe için bir de Koreya olayı var. Arkadaşlar Inter Kore'ye için Fenerbahçe'ye sıcak haberiyle devam edeceğim. Yıllık 3,5 milyon euro net maaşı var Kore'ye. Bakın yıllık 3,5 milyon euro net maaşı. Oyuncu Inter'de tutmamış. Almışlar tutmamış. Ve Fenerbahçe'ye göndermeye de sıcak bakıyor. Şimdi Galatasaray, kardiyi aldı, oynattı. Hani e, ölüyü diriltti demeyelim ama e, diriyi diriltti diyelim o kadar da öyle bir futbolcu değildi. Diriyi diriltti. Bu aslında Türk takımlarının lehine oldu. Niye? Demek ki artık Türk takımları alıp mesela Redmond Beşiktaş'taki kiralık sonuçta. Redmond da Beşiktaş'ta kendine geldi. Demek ki dediler Türk takımlarına kiralık verelim. Oradaki lig sıkıntılı ama futbolcu kendine geliyor. Şimdi Kore'ye 3.5 alıyor yıllık. Gönderme konusunda kararlı. Inter'den 3.5 alıyor. Inter maliyeti düşürme peşinde. Belli bir kiralama bedeli de isteme peşinde. Fakat Edin Dzeko'nun menajerliğini yapan Alessandro Lucchi, Koreya için Fenerbahçe'ye dedi ki siz bana yetkiyi verin, bu kardeşinize yetkiyi verin. Göreceksiniz neler olacak dedi. E, Inter 27 milyon euroya bu çocuğu aldı. Sezon başında 28 yaşındaki golcü için Lazio'ya 27 milyon euroyu dedi. 41 maça çıktı, 4 gol, 3 asist. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bakın çok komik, inanmayacağınız. Kafa karıştırıcı bir şey söyleyeyim size. Fenerbahçe Kore'yi kiraladı. 3 milyon euro kiralama bedeli. 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla. Artı işte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne alırsa da 2 milyon euro da öyle. Yani 3 artı 7 artı 2. 12 milyon euroya Kore'yi ister misiniz? Şimdi hepiniz aynı şeyi söyleyeceksiniz. Farkındayım. Diyeceksiniz ki hocam Arda Güler. Ya Arda Güler'i sen sağ kanatta da oynatabilirsin. Koreya'yı sol kanatta da oynatabilirsin. Ee, yani oynatabilirsin de oynatabilirsin. Sen Arda Güler'i çok dert etme kafana. Arda Güler dediğin adam senin sıradan basit bir adam değil. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Edince forvet forveti aldın. Koreya'yı da kanata aldın. Bak 12 milyon euro da piyasa değeri var. Hocam 27'yi almışlar sana 12'ye bırakırlar mı diyen arkadaşlar. Hocam illa oradaki fiyat mı olacak? Ya ben söylüyorum sadece. Bak forvet arkası kanat. Şimdi biz yıllardır hatırlıyor musunuz Arda Güler bir ara pası attı. Ondan gol attık da dedim ya size biz yıllardır bunun özlemini çekiyorduk diye. Hakikaten biz yıllardır bunun özlemini çekiyorduk. Yani e, ara pasıyla gol atmanın özlemini çeker mi bir takım? Çekiyorduk. Ben size şunu söyleyeyim. Gel. Yüzdelik ihtimal vereyim. Korea söylediğim şartlarda yıllık 3.5 milyon euro maaşla gelme ihtimali %99. Desem Hocam eğer öyleyse hemen alınsın dersiniz diye düşünüyorum. Oraya'yı on numaraya koydum. Önüne de edince koyu koydum. Şimdi Politano ve Orsolini ismi. Şimdi iki isim de aslında Fenerbahçe'ye çağ atlatabilecek kanatlar. Şimdi Politano'nun yanlışım yoksa yaşı 29 30 olacak. 3 Ağustos'ta 30 olacak. 1.71 boyunda sağ kanat. 15 milyon euro piyasa değeri var. Şimdi 21 milyon euro almışlar onlar da 2021 yılından. 37 maç, 4 gol, 4 asist, 1627 dakika. 2025'e kadar sözleşmesi var. Ama yaşı 29. Ben Politano'nun, bilmiyorum ya. Ben Politano ihtimaline sıfır olarak bakıyorum. Ama Orsolini öyle değil. 4 yaş daha genç. 26 yaşında. 1.83 boyunda. İtalya milli takımının iki kez formasını giymiş. 2 golü var. 12 milyon euro piyasa değerine sahip ve kütür kütür topçu. Yani bu sezonki istatistiğim 34 maç 11 gol 4 asist 2235 dakikada. Diyeceksiniz ki ya hocam işte Türkiye'de tutar mı tutmaz mı? Van İtalya'da bunu yaptıysa Türkiye'de şaha dönüşür. Şimdi ben Orsolini'yi de ön plana çekeyim. Edin Ceko 1, Korea 2, Orsolini 3. Arda Güler. Hocam Arda'yı nerede oynatacaksın? Bak bir tane sağ kanat aldım. Bir tane forvet arkası aldım. Bir tane forvet aldın. Arda Güler'i nerede oynatacaksın hocam? Ben olsam Arda'nın üstüne kurarım. Kardeşim çok zor değil. Çok zor değil yani Kore'yi sol kanat devşirmek. Ya da Arda'yı sol kanat devşirmek çok zor değil. Yani bunlardan geçin. Bu takım bu sene 4-1-3-2 oynadı. Çift forvet de çıktı. Hani bu sezonki sisteme dayanarak söyleyeyim size. Bu sezonki sistemin devam edeceğini düşünerek söyleyeyim. Forvetle forvet de edinecek olan Kore'ye arkalarında Arda Güler. Sağ kanatta Ursulini. Sol kanatta hani şu anki konjektüre göre Ryan Kent. Ee, ön libero bir tane diyebilirsin. Ki bu yalnızlaştırır. Bence bu yanlış bir şey. Uzun lafın kısası. arada gitsin gitmesin fark etmez. Ya. şöyle bir kadroyu kur. Bırak Orsolini'yi yedek bıraksın Arda. Bırak Korea'yı yedek bıraksın. Bırak Korea'yı sola kaydırsın. Bak. Çeşitlilik bol olsun. Bırakın böyle kadron olsun. Ben söylüyorum size bak. Ben Fenerbahçe'nin yerinde o zaman. Orsolini'yi becerebilirsin. Alabilirsin. Bu şartlara %99 alabilirsin. Eee Pardon Kore'ye %99 alabilirsin. Orsolini ya Rossi artı 4 ver. 2.5'u kabul etmediler. 4 ver. Rossi'yi ver. 4 üstüne eklemiş ol. Al Orsolini. 13.5'u aldın say. Bir kanadın Orsolini. Bir kanadın Kore'ye. Forvet'in Edin Ceku. Forvet'in arkasını Arda Güler. Zaten bu dörtlü şapkadan tavşan çıkartma dörtlüsü. Arkalarına Crespo Zaytis koy. Fark etmez. <laughs> 1.6 8 Savunma hattı. Bak hiç savunmaya transfer yapma. Harbi söylüyorum hiç transfer yapma. Kore'ye ya 3 kiralama verdin. 4 de şeye verdin. Or söyle Yani 7 milyon euro zaten bu altı 6,5 geldi. Daha bunun şeyi de var. E, Berisha da var. Bak hiç transfer yapmadan e, Renato Sanchez'i becerip çekebilirsen e, Prespo ya da Arao Renato Sanchez de orta saha kur. Kiralık al onda illa bonserviste değil. Bak 4 transfer. Kenti de kenti saymıyorum. 4 transferle Fenerbahçe çağ atladı. Demek ki Fenerbahçe'nin kadrosu o kadar kötü değil. Hani ben bunu anlattığım zaman bana kızıyorsunuz, küsüyorsunuz, darılıyorsunuz. Ya hocam bizim kadromuz çöp, bizim kadromuz çöp. Lan Allah aşkına. Bak. Samet Akaydın, Serdar Aziz. Geride kurduğumuz. Yani savunma hattını çok çok ileride kurmadığımız bir tandemde Samet de Serdar da işe yarar. Çünkü temastı stoper. Yanına Luan Perez'i, Atilla Salah'ı oynatabilirsin. Emir Ortakayan geri gelecek. Osterwold'den sol bekti. Hani alternatif olarak diye alternatif Luan Perez'i falan da oynatabilirsin. Ferdi Kadıoğlu'nun var. O var elinde. Nazım Sangaren var. Ee, gitmez derse. Hani İrfan Can'ın Altay'ın kalede. Emre Mor. İrfan Can Kahveci. Hani şu anki şeyde yedekler yedekte oynayabilecek isimlerden bahsediyorum. Mert Hakan Yandaş'ın var. Ee, hani Kastettiğim şeyi anlayın diye söylüyorum. 4-5 transferle çağ atlatabilirsin. Al sana 4-5 transfer. Sağ Orsolini. Sola Kurreya'ya al. Forvet'e Ceko'ya al. 3 tane dünya cümle transfer. Hocam bize bir tane stoper lazım. Ya ben açık söyleyeyim. Bekao doğru adam mı tereddüdüm var. Bak bize kim Minji lazım. Bize kim Minji lazım. Bize iki tane kim Minji lazım. Bir tane Salahin'in yerine bir tane de kim, Minji, yani e, saat stoperin yerine. iki tane kim al. Solda Lu, Luan Perez Osterwold diye bir şekilde oynatırsın. İkisi yeter. Stoper ikilin Atilla Salay'ı satarsan çok güzel kaynak elde edersin. Emir Ortakay'a. Ya artık yapman lazım. Artık gençleşmen lazım. Kadronun istikrarını tutman lazım. Şu soruyu sormanızı beklerdim. Hiç bu soruyla karşılık bulamadım. Bu soruyu ben sizin adınıza kendime soruyorum. Mustafa Hocam, Ali Koç'un bir planı var. Yıllık ücretlerde maaşlarda bir düşüş yapıp hem evet. financial fair play'e hem harcama limitlerine hem de Fenerbahçe bütçesine uygun hareket ediyor. Ben de şunu söyleyeyim size. Fenerbahçe Fenerium'un yıllık cirosu 600 milyon TL civarında. Satış hasılatın. Ben forma hariç diyebiliyorum ama forma dahil olsun. Korea'yı getir. Ceko'yu getir. Orsolini'yi getir. Hatta Renato Sanchez'i de getir. Becerip. Renato Sanchez'i de getir. Bak Renato Sanchez ee, bir tane stoper getir. Emin ol. Emin ol. 600 birdenbire 1 milyarın üstüne çıkacak. 400 milyon TL'lik sana fazladan ciro gelecek. Bak 400 milyon TL. E hocam düşündüğün zaman 20 milyon euro bile yok. Yani çok bir para değil senin söylediğin. Katılıyorum. Haklısınız. Katılıyorum. Çok bir para değil ama itibar. Düşünsene daha fazla haber yapacaksın. Daha fazla şey yapacaksın. Bir de şunu da belirteyim. Fenerbahçe bu kadroyu kurur, grup şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplardan başlayacak. Direkt 25 milyon euro cukka parası. Ben söylüyorum. Şu ihtimallerin hiçbirisi zor, imkansız değil. Bak sen Atilla Salah'ı bugün 12'ye satarsın. Satmak iste 12'ye satarsın. 6.5'a zaten Burumay satın. İyi de hocam 4.25'e aldın 6.5 verdin. Onu geçin. O önceki döneme kaydı. Sen yeni sezondan bahsediyorsun. 12'ye onu sat. 6.5 oradan 18.5. Sosyal medyada 4.5 konuşuluyor Berişe için. Tamam 4.5 olsun. 19-23 milyon euro var. Sen 23 milyon euroya tarihi bir kadro kurabilirsin. Rossi'yi de gönderecektim. Rossi artı 4. 4'ü gitti kaldı 19. 3 Koreya'nın kiralamasına verdin kaldı 16. Ya Renato Sanchez'i adam akıllı bir teklifle satın alma opsiyonunu bile şey yapabilirsin. Paris Saint Germain başkanı kanki işte mu diyorsun. Yapabilirsin. Becerebilirsin. Demek istediğimi umarım anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin geleceği Ali Koç'un elinde. Ali Koç'un geleceği Fenerbahçe'nin elinde. Ali Koç ne kadar başkanlık yaparsa kendisine o kadar e, ee, işe yarayacak. Ha hocam Orsolini yerine Cuadrado'yu alalım. Aynı tip oyuncular değil. O gönderip Cuadrado'yu alırsan lafım yok. Sayıyı ona okutup kuadrado'yu bedava getirirse yine lafım yok. Yine kara geçmiş olursun. Ancak o yıllık ücretinin 700 bin euro civarında olduğunu düşünürsen sen kuadrado'yu yapıp para harcamak zorundasın. Hocam bir de şunu söyleyeceğim. Unutmadan. Fenerbahçe kon konferans liginde. Yani UEFA Avrupa liginde değil. Şu kadro kurulursa şu kadro ko konferansı alabilir mi? Almaması için bir tek sebep var. Teknik direktör ve taktiği. Teknik direktör ve taktiği düzgün olsa şu kadro inanın alabilir. Bakın Avrupa tecrübesi bu sene gördünüz. Yani Sevilla elimizden kaçtı gitti kupayı aldı. Frankfurt elimizden kaçtı gitti finale. Bu da kupayı aldı sanki hatır öyle hatırlıyorum. Yani demek istediğim şey şu. Aslında bir maçta bir maçtaki hatalarla orada Sevilla'ya 2-0 yenilme 2 bir yenil. Burada bir 0 öndesin tribünden madde atmasınlar. İkinci yat. Turu geç. Ya Fenerbahçe'nin aslında önü açık. Bakalım Ali Koç ne yapacak? İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşlerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Şuradan, yok şuradan. Şuradan kanalımıza abone olup siz de ailemize dahil olabilirsiniz. Görüşmek üzere dostlar.